Keyifli bir hafta sonu diliyorum. Adana'dan selamlar. 29. Adana Altın Koza Film Festivali'nin coşkusunu yaşayarak size de yaşatmak amacıyla buradaydık. Gerçekten çok keyifli bir festivaldi. Dün akşam ödüller dağıtıldı. Bugün biraz onlardan konuşacağız ama bugün aynı zamanda Türk sinemasının efsane oyuncularından Sayın Hale Soygazi Hanımefendi de bizimle birlikte olacak. Heyecanla onu bekliyoruz. Çok uzun zamandır hiçbir yere konuk olmuyor. Gerçeğin Adresi Televir TV'de başka sohbetler farkıyla Hale Soygazi Hanımefendi'yi de ağırlayacak olmanın keyfi ve heyecanı içerisindeyiz. Biliyorum ki siz de özlediniz. Ve elbette yine Türk sineması ve tiyatrosunun önemli oyuncularından ve aynı zamanda Adana Altın Koza 29. Adana Altın Koza Film Festivali jüri üyelerinden Sayın Levent Özdilek. Merhabalar efendim. Bizimle birlikte. Nasılsınız? Çok içim üstündeyim. Gayet ap ama ter de fışkırıyor farkın. Çünkü Adana'dayız, sıcak ama çok mutluyum tabii. Evet, şimdi nasılsınız gibi sizle bizi konuşursam çok sahte olacak zaten. O bir girizgahtı Levent. Peki efendim. Özdilek efendim. Evet Nilüfer. Seni dinliyorum. Teşekkür ederim. Samimi olmakta fayda var. Tamam. Şimdi önce ben dün akşam ödül alan filmleri size bir anlatmak istiyorum. Belki gazetelerde görmüşsünüzdür, haberlere bakmışsınızdır ama yine de üzerinden geçmek isterim. Dün kimler ödül aldı 29. Adana Altın Koza Film Festivali'nde? Müzikte Taner Yücel, Bana Karanlığını Anlat filmiyle ödül aldı. En iyi görüntü yönetmeni Çilingir Sofrası filmiyle Engin Özkaya. En iyi sanat yönetmeni Ela ile Hilmi ve Ali filmindeki performansıyla Gülay Doğan. Editing'de Ela ile Hilmi ve Ali filminden Selda Taşkan, Enrico Cartaxo. Ve Siyat En İyi Film ödülü Çilingir Sofrası. Film Yön En İyi Yönetmen Mendirek filmiyle Cem Demirer. Umut Veren Genç Erkek ödülü Ela ile Hilmi ve Ali filminde oynayan Denizhan Akbaba. Umut Veren Genç Kadın ödülü Kabahat filmiyle Mina Demirtaş. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü Mendirek filmindeki performansıyla Alihan Kaya. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü Kabahat filmiyle Ece Demirtürk. En İyi Yönetmen Ela ile Hilmi ve Ali filmiyle Ziya Demirel. En İyi Senaryo Ela ile Hilmi ve Ali filminden Ziya Demirel ve Nazlı Elif Durlu. En İyi Kadın Oyuncu Ela ile Hilmi ve Ali filminden Ece Yüksel. Bana Karanlığı Anlat filmindeki performansıyla Aslıhan Gürbüz. En İyi Erkek Oyuncu ödülü Çilingir Sofrası'ndaki performanslarıyla Ahmet Rıfat Şungar ve Barış Gönenen. En İyi Film Ela ile Hilmi ve Ali ve jüri özel ödülü Kabahat filmiyle Ümran Safdar. En iyi yönetmeni söylemiştim sanıyorum. Ziya Demirel, Ela ile Hilmi ve Ali. Ne kadar çok ödül almış Ela ile Hilmi ve Ali. En iyi kadını okudunuz mu? Evet, en iyi kadında yine paylaşılan bir ödül. Aslıhan Gürbüz ve Ece Yüksel. Bu yıl evet bazen ödüllerde görüyoruz, paylaştırılıyor ödüller. Ama hem en iyi erkek ve en iyi kadında da bir şekilde ikisinde de dengeyi yakalamak için mi böyle yaptınız? Evet, çünkü filmler ve oyuncu performansları bizi direkt oraya yönlendirdi. Yani birine versek gerçekten öbürünün performansına yazık olacak, adaletsiz olacak. Ona versek buna adalet. O zaman dedik bu olanak varsa biz ikisine de verelim. Yani. En iyi erkekte de öyle. Aynı filmden. Bu arada filmin filmlerle ilgili ve ödül törenleriyle ilgili konuşacağım ama Hale Soygazi hanımefendi geldi. Ve ayağa kalkarak karşılamak istiyorum. Hoş geldiniz. Bir dakika, taksın da. Hemen.
Hale Hanım'ın mikrofonu. Merhaba. Hoş Hale'cim. Geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Sizi görmek muhteşem. Ay canım, sağ olun. Evet. Şurada taksınlar. Evet, hemen mikrofonu takılıyor Hale Hanım'ın. Sende mi? Evet, bu arada yayındayız. Bircan Hanımcığım, hoş geldiniz sizde. Şu anda yayındayız arkadaşlar. De. Ama çok güzel oldu. Böyle evimize misafir ağırlar gibi seyircimiz de şu anda bu heyecana bizlerle birlikte tanık alıyor. Evet, canlı evet. Yayındayız, evet. Hale Hanım da geldiler. Ödüller üzerine sohbetimiz de devam evet. edecek. Ben çantamı vereyim. Tabii ki. Şimdi de kısık değil. Yarın sırasında çalar. Hoş geldiniz. Canlı bir, keyifli bir durum işte. Bak bu da doğa hayatın doğal akışı yani. Sizi çok fazla göremiyoruz röportajlarda. Hiçbir programa katılmıyorsunuz. O yüzden ayrı bir heyecan basıyor insana. Hale Hanım katılmıyor hiçbir keyif. Yerlere. Tabii. Yani çok bir iş yapmayınca ben istemiyorum katılmak. Ama İş yaparken anlamlı geliyor bana. Mutlaka ama seyirci özlüyor sizi biliyorsunuz değil mi? Evet. Hani daha böyle mesela şu anda iyi. Festivaldeyiz. Ben ödül aldığım festivalle ilgili konuşabiliriz falan. Onun için uygun. Harika. Yaşasın. Çünkü bir aksiyon var. Evet. Evet. Bu yıl 29. Adana Altın Koza ödül töreninde onur ödülü aldınız. Çok keyifli bir geceydi. Öncelikle bununla ilgili nasıl bir duygu? Onur ödülü yani. Çok altı dolu, çok güzel bir ödül. Benim bu yıl ikinci yılım. Dün, geçen sene de gelmiştim ama geçen sene ödül verdim Haluk Bilginer'e. Onur ödülünü evet, beraberdik. Beraberdik, verdim. O zaman da ona ödül verdiğim için gurur duymuştum. Tabii ki çok önemli oyuncu, arkadaşımız. Bu sene de ben tabii ki başka bir heyecan duydum. Dediğiniz gibi gerçekten çok değerli bir ödül. Zaten ödüller çok keyifli. Çünkü insanın evet. yaptığı işin anlaşılır olması, karşılığını bulması çok rahatlatan ve sevindiren bir durum. Onun için hem sevindim hem çok heyecanlandım. Hem de çok mutlu oldum. Bu yıl filmleri seyredebildiniz mi Hale Hanım? Hayır, ben ödül gecesi geldim. Ah, ben de sizin gibi seyredemedim. Yani onun için burada bir hafta konaklamak lazım. O muhteşem oluyor. O yüzden mesela ödüllerle ilgili filmleri seyretmediğim için jüriye soramıyorum neden. Levent jüri. Sorabilirsin çünkü ödüller de verildi. Verildi. Yani bir yorum tabii ki ödül verilmeden yapamam. Ama tabii. Şimdi artık ödülleri dağıttık. Evet. Herkes şey Siz yani. günde kaç film seyrediyordunuz? Ya maalesef hala öyle de bir sorun oldu bu sefer. İlk defa ben böyle karşılaştım. 8 film seçilmiş bizim önümüze, 8 film konu. Kaç günde seyredeceksiniz? 4 günde ha. Ama yani 10, 12, 14, 16 falandır biliyorsun. 8 film olunca jüri olarak da sıkışıyorsun az. Yani. Tabii çok azdı yani. Seçim şansı biraz daralıyor, kısıtlanıyor tabii falan yani. Değil mi? Biz bu konuda bayağı müzdarip Niye öyle oldu acaba? Az. Ön seçici kurulun tercihi bu. Öyle şey mi? Diyemiyorsun. Yani. Yoksa çok daha fazla sayıda film geldi. Bence olmalıydı yani. Bu bir problem oldu zaten. Belki seni daha... Hayır daha farklı. Önce de ben yıllardır katılırım. Yani hiç 8 filmlik bir festival olmadı. Altın Koza'da da yani. İlk defa böyle. Altın Koza'da dün akşam enteresan bir şey oldu. Çok önemli bir ödül boş kaldı. Yılmaz Güney ödülü. Yılmaz Güney en iyi film ödülü. Çok değerli bir ödül. Değerlendirmeye uygun bir eser bulamamışlardır. Bu biraz tartışmaya yol açtı. Ben biliyorum evet. herhalde siz de duydunuz. Ama ben tamamıyla jüriden yanayım. Teşekkür ederim. Çünkü neden? Çünkü Yılmaz Güney çok önemli bir isim. Sinemamızın en önemli taşlarından biri, sinemamızı sinema yapan insanlardan, yaratıcılardan biri. Tabii jürinin bir kriteri var, ilkeleri var. Öyle değil mi Levent? Halicim çok güzel bir yerden girdin. Kriter meselesi aslında ödülün içinde de var. Öyle mi? Tabii Yılmaz Güney ödülünün kriteri var yani. Yani toplumsal, emekten yana, devrimci duruşu olan, siyasi içeriği olan filmler diye bir kriter var yani. İşte ben de onu şimdi diyorum. Şimdi öyle bir film bulamıyorsan o zaman
Sırf, sırf vermiş olmak için değil yok. Mi? O da bize yakışmaz dedi. Olmaz, olmaz. Çok doğru. Ben çok olumlu buldum bunu. Olmayabilir. Yani o kriterlere uygun bir film ne yapacak jüri? Dediği gibi Levent'in sadece vermiş olmak için verilmez. Bu jürinin kararı başka bir jüri olsaydı verebilirdi. Olabilir. Her jürinin kendi karakteri var. Evet. Biliyor musunuz? Çok doğru. Her jürinin kendi zevki var, karakteri var. Onunla değişiyor. Bu jüri değer bulmamış. Yani buna saygı duymak lazım. Tam olarak hiç öyle bir film gelmedi mi? Ya şöyle, etkilendiğiniz ne oldu? Şöyle bu duruma sizi yani getiren. Hani bu tür eleştiriler oldu. Çok tartıştılar. Şimdi eleştiriden şu deniyor mesela bazı dostlarımız. Yani aşk da bir eylem değil midir? Eylemdir. Tamam, aşk da bir ama benim şunu şuradan alıp buraya koymam da bir eylemdir. Yani her şey bir eylem. Hayatın zaten. İçinde ama olan her şey eylem eylemdir. Lazım. Değil mi? Siyasi devrimci bir eylem olmaz. Hayır bence devrimcilikten o kadar iddialı bir lafa girmesek bile. Girme. Girmesek siyasi bile. Siyasi anlamda bir yani eylem. Bütün zaten bütün filmlerin bir sosyal, toplumsal, en pembe dizinin bile vardır. Ya aşk çünkü da bir seçimdir. Meselesi. Bu yani. Neyi nasıl gösterdiğini, nasıl yaptığın. Hepsi bir ama işte ille büyük laflar, büyük sloganlar etmesi gerekmiyor ki filmin. Hayır. Levent'in dediği gibi bir aşk filmi olur. O da beylem, tamam. O da Yılmaz Güney ödülü alabilir. Nasıl baktığına bağlı ama aşk. Alabilir tabii, alabilir. Öyle bir film yoktu önümüzde. Dediğim gibi 8 filmde bu da olmayacak. Yani belki 10 olsaydı, 12 olsaydı belki içinden bir tanesi buna uyardı. Evet. Filmlerin azlığı da, sizin önünüze gelen filmlerin azlığı da galiba buna sebep. Yoksa tamam iyi seçilmiş zaten onları da değerlendirdik. Ama daha çok bireysel hikayelerdi. Hı hı, toplumsal hikayeler değildi. Yani. Bireysel hikaye de olabilir de toplumsal bir şey. Bakış açısıyla. Bakış açısıyla. Şey yani. Yani mesela aşk, demin devrim öyle büyük laflar etmesek de dedik de aşk da devrimci bir durumdur bence. Hı hı. Yani gülmek de devrimci bir durumdur. Nereden baktığına bağlı. Tabii. Bu konu biraz tartışılacak. Bu biliyorsunuz tartışılacak. Değil mi? Uzun süre şimdi İstanbul'a dönüşlerde, gazetelerde, köşe yazılarında da göreceğiz. Belki sanat programlarında, gerçi çok kalamadı maalesef ama oralarda da konuşulacak. Sinema ne kadar özgür şu anda sizce hala? Valla yaratıcıları kadar özgür sinema. Bravo. Yaratıcı özgürse, otosansür uygulamıyorsa, bir sansür baskısı içinde, kafasında, beyninde duymuyorsa özgür. Ama evet. İşte ben şu filmi, şu konuyu yaparsam eleştiri alırım. Öyle konularımız var ülkemizde. Kırmızı çizgilerin olduğu konular var. Ve bunları yaptığınız zaman milliyetçi bir bakış açısıyla karşılaşabiliyorsunuz. Öyle eleştirel bakışlar olabiliyor. Onun için çok özgür olduğumuzu düşünmüyorum. Ama o kadar özgür olmamakla birlikte gene de yaratıcılarımızın, yönetmenlerimizin, yapımcılarımızın gene de çok iyi seçimler ve filmler yaptıklarını düşünüyorum. Sizin de sinema yaşamınızda çok cesur filmler oldu. Yani sizde yerinizde durmayan, kendi yelpazesini açan, seyirciyi en azından böyle hissettiren filmler yaptınız. Cesur bir oyuncusunuz bizim gözümüzde. Dolayısıyla daha fazla film yapmanızı istediğimiz zamanlar da oluyor ama sizi çok fazla görmüyoruz. Bu size gelen projelerin biraz altının boş olmasından mı kaynaklanıyor? Ya benim için senaryo çok önemli. Hı hı. Rolden çok. Çünkü eğer o senaryo iyiyse... Levent de bana katılacaktır. O senaryo iyiyse orada minicik bir rolünüz de olsa o rol çok değerlidir. Kesinlikle. Öyle hatta değil mi? Dişi roller deriz. Evet. Çok azdır, değil mi? Evet. Ona vurur geçersin. Evet. Yani o senaryoda o rolün bir yeri vardır. Şu kadarcık minicik bir rol de olsa. Böyle şeylerle karşılaşmıyorum ne yapayım ki? Çok haklısın. Onun için yapamıyorum. Ama bir dönem yaptık yani bir dönem işte kadın filmleri çok... Tabii. Yapılıyordu. Evet. O dönem de geçti şimdi. O biraz cesaret bence o filmleri yapmakla
başlamış bir şey. Burada da Atıf Yılmaz'ı analım tabii. Değil mi? Değil mi? Onun bu kadın meselesini sorgulamak istemesi, kadınların hayatını irdelemek istemesi falan bu filmleri gerçekleştirdi. Mesela kadının adı yok, Duygu Aselhan'ın. Tabii. Sizin de çok, orada inanılmaz bir oyunculuğunuz ve çok cesur bir duruşunuz. Çok cesur vardı. Bir kadın. Bugün bile hala o kadın alışık olmadığımız bir karakter olabilir. Bugün dahi. Evet. Bugünkü çok kazanımları oldu kadınların. Çok. Çok kazanımları oldu ve bununla ters olarak da kadın cinayetleri arttı. Maalesef. Yani kadınların kazanımları olduğu yasal olarak, toplumsal olarak ama bunu toplum daha sindiremedi. Toplum daha kadınların da bir birey olmasına alışık değil. Bu eğitim sistemimizden, aileden gelen yanlış bakış açılarından kaynaklanan bir şey. Tabii çok kötü bir durum yani. Kadının Adı Yok filmi de çok cesur bir sahneyle bitmişti. Şimdi olsa o film o şekilde çekilebilir miydi hala? Zor galiba. Değil mi? Yani zor. Gittikçe özgürleşeceğimize, gittikçe aslında içimize kapanıyoruz bir daha dönemdeyiz. Evet yani yani toplumda bir şey baskı biraz iklimi şanslısınız baskı siz. İklimi var şu anda. Daha özgürdünüz. Daha özgürdük, daha el yordamıyla baskıları aşmaya çalışıyorduk. Öyle değil mi Levent? Yani ve daha doğal bir daha doğal bir ortamdı. Yani. Şimdi her söylediğiniz bir karşı çıkış olarak algılanıyor, her yaptığınız. Hı hı. Hemen size protesto ediliyorsunuz söylediklerinizden ya da yaftalanıyorsunuz. Yani bilmiyorum, eşit bireyler, özgür, eşit bireyler olarak bir toplumu inşa etmemiz gerekiyor. Çok. O olmadı mı geriye gidiyoruz kaos. Yani kaos. Geriye gidiyoruz. yani... Herkesin toplumda insanlar eşit doğar, özgür doğar ve bu hakları ellerinden alınamaz. Bu kadar basit bir ilkeyi içselleştirmiş olsak, hı hı. bize aykırı gelen giyim tarzı olsun, cinsel yaşamı olsun ya da kimliği olsun falan bunlarla ilgilenmeyeceğiz. Herkes özgürdür. Her şey çok güzel olacak. Maalesef bugün de tatsız bir protesto şimdi söyleyecektim zaten biliyorsunuz LGBT karşıtı gruplar. Evet. Ve şey ise şu başlığı aile bütünlüğünü korumak ve çocuklarımızı ahlaksızlıktan korumak falan gibi bir şey yani. Buna nedir bu? Ben bunu anlamıyorum yani. Dönem dönem bu cinsiyet meselesi hep ortaya çıkar. Mesela dizilerde gay eşcinsel karakterler var. Vay çocuklarımız da bu topraklarda her zaman her türlü birey var. Yani cinsel seçimini başka türlü yapan bu topraklarda, toplumda var bu. Kimse ona bakarak değiştirmez fikrini. Neyse odur. Yani bir kere bunu öğrenmemiz lazım. Bunu bence biliyoruz da belki de bu başka sebeplerden biraz halının dolayı. Biraz altına süpürülüyor hep. Evet, halının yani. Altına süpürülüyor ve biraz siyasi boyutları da var tabii. Galiba bu tarz olmaz eylemlerin. Mı? Yani aslında halk iç içe yaşarken kimsenin cinsi tercihleriyle, evet. cinsiyet tercihleriyle ilgili bir sorunu olduğunu görmüyorum. Mesela yoldan biri geçiyor. Ya bu ülkede isim vermiyorum ama kimi sanatçılar deliler gibi alkışlanıyorken diğerlerinin ya, bu da bir ikiyüzlülük. Evet. Bu ikiyüzlülük. Demek ki aslında toplumun cinsiyetle ilgili bir sorunu yok. İnsanlar güzel. Ya bence şöyle var. Bence şöyle var. Biz kaç göç toplumuyuz. Hala bunu değiştiremedik. Yerleşik bir düzene alıştık. Bu yüzden bu yani cinsellikten başka bir şey düşünmüyoruz. Evet. Yani bir kolsuz bir elbise giydiğinde bir hanım aklına bazı insanlara sadece cinsellik geliyor. Evet. Bu kaç göç toplumu olmamızda. Doğru, çok doğru bir yer. O yüzden kimse alışık değil birlikte yaşamaya. Kadın, erkek evet. ikisi de bireydir ve yani bunun cinsellikle bir ilgisi yok birlikte yaşamanın toplumda. Ama bu noktaya dikkat çekmek isteyenlerden ben
şüpheleniyorum. Ahlaklarından şüpheleniyorum. Evet. Yani insan sadece her konuda bir cinsellik mi arar bulur? Biz öyle bakmıyoruz kimseye. Yani bu aslında işin özünde çok güzel şeyler tabii. İşin özünde bence bunda siyasi bir politika var. Ben şöyle bakıyorum. Altı bu dışına. Toplumu dizayn etme. Evet. Aslında. Bu bir politika yani. Ben bunun hani çok içgüdüsel ya da işte cinselliğe tabii, işte tabii. bakış açısı değil. Bence bu bir politika. Tamam. Ya zaten sosyal medyada da dizayn biraz anlıyorsunuz. Yani. Bir anda binlerce tweet ortaya çıkabiliyor. Tabii canım, yani belli yani. Ki o tek bir klavyeden hazırlanmış ve İşte tam da onu dedim. Şey. Demek istediğim bu. Evet, yani. Evet, evet. Kişisel böyle fikirler falan değil yani. Evet, evet. Yani insan haklarına, insan yaşamına müdahale oluyor. Böyle bir şey olamaz. İnsan hakları diye bir şey, insan hakkı yine, diye. Evet, festivale dönmek istiyorum. Festivalde de böyle bir film vardı. Çilingir Sofrası. Evet. Değil mi? O da yine bizi ödüller aldı. Hatta zaten. En iyi erkek oyuncu ödülünü iki oyuncu birden sırtladı. O filmde de sanıyorum bu sorunla ilgili bir evet, durum vardı. Evet ve çok doğru bir yerden bir bakış açısıydı. Hem senaryo olarak mutlaka seyretmeni tavsiye ederim. Seyredeceğim filmleri. Yani hem reji hem kamera en önemlisi de oyunculuk. İki erkek oyuncu ikisi de o kadar dengeli oynamışlar ki. Ay ne güzel. Mutlaka hale bayılacaksın. Seyredelim. Hani bitti ödül töreni değerlendirmeler. Onun için bu kadar tabii rahat ki. Konuşuyorum. Tabii. Ben de o yüzden rahat rahat soruyorum. İnan Nilüfer'e hiç bir kelime söylemedim ben yani. Tabii. Eş durumundan bile yani sormadım, öğrenmedim. Ödülle ilgili. Ama böyle bir durum vardı. Şimdi bunu nasıl görmezden geleceksin? O kadar iyiydi ki ikisi. Birine versen öbürüne haksızlık. Bu İkisi de birden değil mi? Kardeşim verelim. Hatta ben bunu bilmiyordum. İstanbul Festivali'nde de aynı şekilde vermişler film festivali. Öyle mi? Bu filmle ilgili. Evet. Yine iki oyuncuya vermişler. Ayırmak hakikaten zor. Ama ben yani sonradan konuştuk. Bir diğer jüri üyelerinin bazıları biliyormuş. Mesela ben bilmiyordum. Hani oradan etkilenip anladım, durum değil. Anladım. Sizi jüri üyeliğiniz oldu mu hala? Oldu. Nasıl? Antalya nasıl Film geçirdiniz? Festivali'nde oldu. Jüri başkanımız, bizim jüride Genco Erkal Yılmaz, Cem Yılmaz, ondan Zeki Demirkubuz. Jüri başkanımız kimdi onu hatırlayamıyorum şimdi. Güzel bir ekipmiş yine. Ekip bayağı. Ekip. Ve onun için de film seçimlerimiz bayağı tartışmalı oluyordu. Öyle mi? Tabii. Çok. Farklı kafalar. Evet. Farklı, doğru. Yılmaz diyor. Zeki Demirkubuz. Genco diyor. Zeki Demirkubuz. Hale Soygazi. Yani. Bayağı bir uzun uzun tartışıyorduk. Karar vermek zor oldu evet, galiba. Ama işte o tartışmalar da verimli. Tabii daha bazen doğru bir bazen fikrini de değiştiriyorsun. Aynen öyle. Öyle iyi bir argüman getiriyor tabii. ki. Bir belki de bakış bile değişebiliyor değil mi? Mantıklı değişiyor geliyor. Değişiyor işte tabii. Dediği gibi çok savunduğu bir şey. Belki sen o kadar iyi ikna ediyorsun. Tabii. Doğru bir yere fikir değiştiriyor, tabii. Seçim değiştiriyor. Tabii. Mesela. İstanbul Sinema Festivali'nde de jüri oldum. Orada da öyleydi. Hatta böyle şeyde kimdi o? Bir hanım yönetmendi. Yani bizim seçtiğimize verecek vermeyecek böyle bir şeyde kaldı. Dedim ki bak. Kahve ısmarlayacağım sana. Gel bizim düşün. Bak rüşvetler. Kahve ısmarlayacağım güldü peki tamam dedi. Çünkü onun da aklı bizimleydi ama hani vardır ya. Acaba yanlış mı yapıyorum falan. İşte ikna dediği bir gibi Levent'in. İkna almış bak. Kahve. Ama Haleciğim'in vereceği rüşvet de kahvedir yani. Çünkü duruşu bellidir. Şöyle güzel mis gibi kokulu bir kahve de yani. Ali Hanım, sizinle çok karşılaşamıyoruz ya yani halk olarak. Mesela ne kadar güzel gülüyorsunuz. Şu an onu fark ettim. Ne kadar güzel bir kahkahanız, bir keyfiniz var. Çok fazla sizi göremediğimiz için ve hep cool ve ciddi. Hani hep böyle bir çekinilesi bir duruşunuz var sizin. Şimdi çok ben bir rahatladım. Yani.
Biz Cahide de oynadık Levent'le. Biliyorum, evet, ona geleceğim şimdi. Nasıl da acaba Cahide? Çok güzel bir çocuk. Levent benim her zaman çok takdir ettiğim bir oyuncu. Çok büyük bir prodüksiyondu zaten. Çok takdir ediyorum gerçekten. Evet. Ben de çok mutluyum. Birlikte çalışmak nasıldı? Keyifli miydi? İyiydi. Bizim bir zor sahnemiz vardı. Adada çekim yaptık. Hangi aydı? Büyük buz adam. Gibi bir havada. Bir de denize giriyorduk. Dış sahne, denize giriyoruz. Dış sahneler ama yani kış. Tabii dekolte, tuvaletler, incecik bir gömlek ya da incecik bir keten öyle gerekiyordu, kostüm falan. Ziya Öztan'a dedi ki Ziya donuyoruz, ne yapacağız falan. Tamam hallediyoruz, hadi sabır falan. Öyle bir çekimlerimiz oldu adada. O da çok güzel, çok muhteşem bir kadro proje. Olur yani şey Cahide Songu'da. O yani Cahide dizisinde o da yani çok iyi bir kadro vardı. Çok. Sonra bir daha denk düşmediniz galiba ama. Yok. Projelerde. Yok. Yok, denk düşmedik ama. Cahide'de İtalyan oynuyordun sen değil mi? Evet evet. Çok yakışmıştı o İtalyanlık böyle şey bir insan. Çok klas bir klas adam. Bir adam yani falan. Çok dizi de yapmıyorsunuz. Mesela dizilerde de ben Kuzey Güney'in yarısında girdim. Evet, orada yoktum. Çok insanlar inanılmaz mutlu oldular. Evet. O da olmuyor. Yani ne yapalım? Denk gelmiyor. İstediğiniz gibi bir şey denk, denk gelmiyor. Bir de gelsin artık. Bir de çok yorucu. Çok. Yani ben dizi çekiminde sabah 6'da eve geldiğimi çoğu kere biliyorum. Ben burada ne yaşadım bir bilsen. Nedir? Ben şimdi bir diziye başladım. Televizyon mu? Erol Avcı ile bir hı-hı. Çok iyi bir kadroyla iyi bir işe başladım işte Ekim başı. Başlayacak kanal bilmiyorum söyleyebilir miyiz? Hangi kanalda acaba? Kanal söyleyebiliyor muyuz? Tabii, söylersin. Tabii. Star'da hı-hı. Başlayacak. Çok da iyi bir kadroyla. Hı-hı. Şöyle bir durum oldu. Ben burada jüriyim. Evet. 4 bölüm iç içe çekiyoruz. Tabii burada yoğun bir durum var. Bir mekan var. O mekan sadece o gün alınabiliyor. 16'sı. Bizim karar vermemizden bir gün öncesi. Ve sabaha kadar. Ne yaptım tabii bizim işe sahibimiz. Her gitti. Şeyimiz. Ben buradan jüri toplantısından çıktım. Bindim. Akşam beni aldılar. Sabah 6:30'a kadar çekim yaptım. 8 uçağıyla buraya geri döndüm. İşte böyle. Yani, ve sonra yine jüri toplantısı. Ve yine girdi. Yani sektör böyle bir şimdi ne zaman devam edeceksin tekrar? Dönünce hemen başlayacağım. Bu çok yorucu. Yani şöyle oldu. Haklısın. 6'da buna dokundum mikrofona. Yok tamam sorun yok. 6'da eve geliyorsunuz. Duş almanız. Saat 7'de de uyumak. Vücut alışık değil ki öyle bir düzeni yok vücudun. Ve seyirci tabii bu detayları bilmediği hiç, için tabii. Biraz diyor ki ya ne olacak işte çekiyorlar. Halbuki o kadar büyük bir emek var o kadar iğneyle kuyu kazmaktır. Evet. Müthiş bir sabırlı sabır gerekiyor zaten. Sinemada yine daha rahatsınız. Evet, dizide her hafta tabii. Çok ciddi dakikalarda Nilüfer, bir şey yetiştirmek zorundasınız. 140-150 dakika falan çekiliyor. Hala tabii, düşünebiliyor musun? Bir de ilk bölümlerde çok itina edilir ilk bölümler. Hı-hı. Seyirci sevsin, beğensin diye. Ama bu şeyde, koşullarda, bu tempoda 6. bölümde herkes çökmeye başlar. İşte set çalışanları, iki oyuncular, iki ekip olur tabii. Ama herkesin yüzü çökmeye başlar. Uykusuzluk. maalesef çok uzun. Bir röportajınızda yurt dışında hala workshoplara katıldığınızı söylemişsiniz. O eski, şimdi değil, şimdi hiç. Zaten pandemi döneminde gitti, bir dönem Londra'ya hani gidiyordum. Son yıllarda değil ama yine yakın bir tarihten. Londra'ya gidiyordum herhalde. Orada bir takım özel işte bu workshop yapılan yerlere falan katılıyordum. Çünkü çok hoşuma gidiyordu. Çok, benim de çok hoşuma gitti bunu okumak. Çünkü ama insanın artık yapmıyorum. Kendini sürekli... Yeni akıma geliştiriyor olması çok saygıdeğer bir durum. Evet, oyunculuk yüzme gibi. Bisiklete binme gibi. Asla gerilemezsiniz, unutmazsınız. Ama o ruhu geliştirmek lazım. Bir de yeni teknikler gelişiyor. Metot oyunculuğu. Yani. Evet. Çeşitli metotlar var. Metot oyunculuğuna nasıl bakıyorsunuz mesela? Bu Stanislavski yöntemi. İşte bunun en ünlü oyuncuları Marlon Brando, ondan sonra Sean Penn de galiba ve de Dustin Hoffman, Al Pacino, bunlar metot oyuncuları.
Tabii ki oyunculuğun temeli elbette. Fakat bununla da ilgili çok anekdotlar var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bir biyografide okumuştum. Maraton Man'de mi ya nerede? Laurence Olivier ile Dustin Hoffman. Dustin Hoffman'ın çok yorgun, bitkin olması lazım. Koşuyor çünkü. Gelmiş sete demiş ki 3 gündür uyumuyorum. Laurence Olivier demiş ki oynamayı denesene. 3 gündür koşup da bilmem ne işte onu arayacağına. Bunu oynamayı denesene. 3 gündür niye kendini paralıyorsun? Ben de bu yöntemden yanayım. Biraz ben de daha bu yöntemden doğal, yanayım. İçsel yöntemler. Yani hayattan. İçselleştirdiğin zaman o çıkıyor senden. Yani sinema oyunculuğu çok hayattan. Davranışlar, jestler gerektiren bir şey. Yani hayat gibidir sinema oyunculuğu. Öyle olmak lazım. Benim de inancım bu. Ve oyuncunun en galiba beslendiği şey de gözlem yapmak. Hatta yine bir röportajınızda demişsiniz ki eşimle yurt dışında çok kavga ederiz. Çünkü o müze gezmek ister. Ben oturup kafede insanları seyretmek isterim. Tabii ben müze de geziyorum ama en bayıldığım şey sokak sokak gezmek, kafede oturmak. O en şey girilmeyen sokaklara girmek. Evet, keşfetmek. Keşfetmek. O da sever tabii ki. Eşim de sever. Müze de tabii. Ben de tamam bu günlük bu müze yeter. Hadi sokakta yürüyelim. Sokağa in. Evet, olalım. İnsanlara gidelim. İnsanların duruşları, davranışları. Tabii. Dünyada aslında öyle çok fazla kadın hikayesi çıkmıyor. Ve kahramanlar sizin de şikayet ettiğiniz gibi genelde böyle, evet, çıkmıyor kadınlardan, erkeklerden çıkıyor. Kadın oyunculara çok dişi senaryolar, hikayeler yazılmıyor, gelmiyor. Çünkü kadınları 2 kategoriye sokuyorlar. Kısır bir şey bu bakış açısı. Özellikle bizde, özellikle dizilerde kadın ya yoksul ve ezik, evet, ya da çok zengin, çok frapan ve dominant. Bu ikisinin dışında bir karakter olmuyor. Bu çok kötü bir şey. Sadece 2 renk yani bu. 2 renk. Çünkü yoksul bir kadın ezik olabilir. Ama o karakter yaratmak, tip değil de karakter yaratmak, onun o koşullarda nasıl bir hikayesi olduğunu göstermek demek. Bu gösterilmiyor. Dünyada böyle değil tabii ki. Dünyada daha derin işleniyor bunlar. Erkek kahramanlar, Atıf Yılmaz'ın bir lafı var mesela, çok doğru. O derdi ki bir hikayeyi erkeklerden ziyade kadınlarla anlatmayı seçerim ve severim. Çünkü kadınlar değişime açık, gelişmeye açık. Çünkü kadınlar ezilen bir cins olduğu için bununla mücadelenin getirdiği bir direnç var. O dirençle her şeye daha açık. Erkekler statikocu. Yani bir mesleği oluyor. İşte o mesleğinde yükselmeye çalışıyor. Sadece bu. O kadar değişmesi, hayatı değiştirmesi gerekmiyor ama kadınların hayatı değiştirmesi gerekiyor. Bu yüzden de onlardan daha hoş karakterler çıkıyor ve ben onlarla dünyayı anlatmak istiyorum derdi. Bazen oyuncu olarak erkek olsaydım da şu rolü oynasaydım diyeceğiniz şeylerle karşılaşıyor musunuz? Ha, ilginç bir soru. Erkek olsaydım. Bilmiyorum. Evet, öyle bir role, keşke bu rolü ben oynasaydım anlamında mı sordun? O da olabilir. Erkek olup. Evet. O da çünkü olabilir. Yani kadınlar için çok fazla hikaye ve o çeşitlilik olmadığı için maalesef. Bir oyuncu olarak, bir kadın oyuncu olarak maalesef erkeği de kıskanabilir insan. Yani... Yani belki bir hemen tık bir cevap anlamında, evet, değil ama tabii bir oyuncu olarak çok doğal yani. Bütün dünyadaki kadın oyuncularda maalesef bu sektörde bir erkek egemen sektör. Tabii, sektör. Doğru. Yani yurt tabii dışı da böyle. Tabii dünyadaki kadın yani oyuncular da bir ara onlar ayaklandı. Da daha az rahatsız para. Hatta erkeklerden daha az para alıyoruz. Hani ben de başrol oyuncusuyum. Sektör çünkü ellerinde. Ama erkek başrol oyuncusu benden daha fazla para, evet, kazanıyor. Türkiye'de de bu çok konuşuldu. Erkek dayanışması. Evet. Dünyada böyle bir hala var, hala olması var. Çok enteresan. Evet. Ama dünyada yani Amerika'daki de erkek, buradaki de erkek. Tabii Afrika'da işte. Yani erkek dominant bakış açısı bu. Oysa ki kadın doğurgan
kadının doğurduğu bir erkek söz konusu. Ama Nilüfer'cim, erkeklerde az önce çok güzel bir yere getirdi. Erkeklerin genelinde esas böyle gerisine gittiğin zaman asıl amacının bir iktidar mücadelesidir. Doğru mu Ali? Ve o iktidar mücadelesinde her sınırlar, ilkeler yoktur. Sınırlar, evet. İlkeler yoktur. Aynen. Acımasızdır. Acımasızdır, hatta. Vahşidir yani. Bir iktidar, ama bu illa da hani siyasi bir koltuk, bir krallık ya da cumhurbaşkanlığı, başbakanlık da değil. Çok küçük bir toplumsal canım, bir şeyde de iktidar. Apartman görevlisi de olsam böyle. Ama adam orada da iktidar. Orada yani. Da iktidar. Sürekli bir iktidar. İşte erkek bakış açısı bu. Bir iktidar şeyi, durumu var. Hatta bu cinsel olarak da bunu yorumlayabiliriz. Tabii. Cinsel iktidar da yani. Orada da bir hani, değil mi? Tabii, bunların mesela çeşitli örnekleri var. Kendisinden daha fazla para kazanan kadın dayak yer erkekten. Değil mesela. De. Mesela. Yani bu, genellemiyorum. Tabii de böyle hikayeler var. Mesela bu kadın cinayetlerinin artma noktasında başta da konuştuğumuz gibi kadınlar daha çok çalışan, para kazanan, kendi hayatını idame ettiren duruma geldikçe cinayetler arttı. Acaba aynen. Bununla aynen ilişki bu. Aynen bu. Değil mi? Çok demin doğru. Öyle konuşmuştuk ya, yani kadınlar evet. Kazanımlar elde ettikçe yasal olarak çünkü ve güçleniyor. Toplumsal olarak güçlendikçe erkekler bunun gerisinde kalıp tahammül edemiyorlar. Bıçaklıyor işte. Tabii. Çok korkunç şeylerle karşılaşıyoruz. Yani ve bunun ötesi. İçin yürümüyoruz. Sokaklara çıkmıyoruz. Hayır, yürüyorsun da yürütmüyorlar ki. Yalnız şöyle bir şey var. Yani, bu ülkemizde en dirençli kesim kadınlar. Yani kadınların çok. Yaptığı eylemleri kimse yapmıyor. Yürütmeseler öyle. De onlar direnip yapıyorlar her konuda. Kendilerini rahatsız eden her talepte, tepkiye, konuda anında tepki evet, koyuyorlar evet. Ve baş edilemiyor pek onlarla. Bence doğru, böyle. Doğru. Ya başka hiçbir kesim bu kadar dirençli değil. Zaten ben sadece... Kadıköy'de toplanıveriyorlar hemen. Yani ben zaten bir erkek olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir kadınla tabii ki tartışılabilir bir konuda mücadele fazla mücadele etmek ve hani ben bunu kazanayım gibi bir düşünce... Bir erkek için çok doğru bir düşünce gibi gelmez bana yani. Kadınla çok fazla bir mücadeleye girmenin anlamı yok. Zaten kaybedersin de. İşte kaybedersin, o zaman işte, kaba kuvveti uygulamak i̇şte zorunda kalırsın. Öyle oluyor. Tam onu demek istiyordum için. Yani mutlaka maça 1-0, 2-0 mağlup başlıyorsun erkek olarak. Ya bir, tabii canım, kadınlar çok becerikli, çok yetenekli. Farkında değil. En işte. Okumamış kadın bile okumuş bir erkekten daha becerikli, daha yetenekli, daha bir evi çekip çeviriyorlar, çocuk doğuruyorlar, çocuğa bakıyorlar, yemek yapıyorlar, çamaşır yıkıyorlar. Sokak dışarı çıkıp sokakta da çalışıyorlar, dışarıda da çalışıyorlar. Ya bu kadar beceriklilik hangi erkekte var? Erkek beceremez yani. Bizim bir yudum sevgide Latife Tekin'in yazdığı senaryoda şey vardı. Benim oynadığım karakter Aygül'dü galiba adı. İşte kocası çok beceriksiz, çok hiçbir işe yaramıyor. Eve para getiremiyor, kaç çocukları var. İşte Aygül de çalışmak istiyor falan. Ondan sonra şeye, kocasına, Macit Koper oynuyordu. Bir pazarda iş bulunuyor. Sonra bir sahne yakalamış, Atıf Yılmaz çekmiş. Taze limon, taze limon diye satıyor. Olmaz öyle bir şey çünkü tazesi şey değil. Bu gülüşmenin üstüne çok tatlı olmayacak ama çok baskılandığımız bir dönemde yazarların, oyuncuların, yönetmenlerin hapse atıldığı bir dönemde zaten özgür değiliz ama bir oyuncu olarak elinizden bir şey gelmiyor olması da çok tatsız değil mi? Ya mümkün olduğu kadar düşüncelerimizi dile getirmeye çalışıyoruz. Protestomuzu yapmaya çalışıyoruz. Bunu da çok akıllı yapmak zorundayız. Yani bunu elimizden haklarımız alınacak biçimde yapmamalıyız ki sürdürebilelim, öyle evet. Değil mi? Çok doğru, bu zamanla öğrenilen bir şey ama. Bodoslama girdiğin zaman direkt mesela lap alındın, o zaman bir daha hiçbir şey yapamıyorsun. Yani evet. Ali'nin dediği çok doğru. Zamanında 70'lerde, 80'lerde bu... Daha bodoslama dalar. Tabii, tabii doğru diyorsun. Öyle tabii, değil mi? Tabii. Şimdi daha akıllıca gitmen gerekiyor. Çünkü sürdürülebilirlik kalmıyor o zaman.
Kimler evet, gitti, hak, kimler hak, yok oldu. Tabii, öyle değil hak, mi? Tabii, tabii. Yani mücadelenin, politikasını, mücadelenin şeyini seçmek zorundayız. Tabii ki biz mücadele edeceğiz. Biz, evet. biz tabii ki vatandaşız. Ama biz sanatçıyız, oyuncuyuz. Biz hayatı yansıtıyoruz. Eserlerimizle, yaptıklarımızla. Biz hayatı yansıtırken adil olmak zorundayız. Aynen öyle. Belli bir estetik içinde. Belli bir estetik içinde adil olmak zorundayız. Biz bu adil, adalet duygusuyla protestolarımızı da yapacağız. Susmayacağız. Ödülünüzü alırken de çok güzel söylediniz. Evet, daha çok şey söylemek isterdim aslında. Ama çok uygun bir ortam. Yani işte tam da şimdi konuştuğumuz evet, durum aslında. Evet. Yani evet. belli bir doza getirip yine protestosunu yapıyor. Çünkü biliyor belki iki adım ötesine kafasına evet. gitse. Belki başka yere çekilecek. Başka bir yere evrilecek yani. Tatsız aynen. bir boyuta gelecek. Aynen öyle. Yani bizim çok akıllıca yani. Politika yapmamız gerekiyor mücadele Hı-hı. yaparken. Sağlam bir politika ile yapacağız. Yani evet. Her şeye de adaletsizliklere karşı çıkacağız. Tabii ki çıkıyoruz. Ve belki yapacağınız işlerle de biz hala özlemle İnşallah. Size istediğiniz de... gibi bir iş gelmesini çok sizi teşekkür sinemada ederim. Görmeyi istiyorum. Çok teşekkür Keşke ederim. Öyle bir proje Keşke olsa da biz tam böyle demlenmişken ikimiz ya, de oynasak. Ne hakikaten olur. Ne güzel Yakışırız olur. Diye Yakışırız biz. Hani. Yakışırız. Çok güzel biz olur. Çok yakışmıştık şeyde. Cahide'de evet, de çok evet. yakışmıştık biz. Ya ve nasıl bir proje gelsin diye böyle içinizden geçiyor. Vardır mutlaka. Ya senaryo aklınızda. Önemli. Ama senaryo. Hikaye nasıl bir hikaye olsun isterseniz. Ya biliyor musunuz bir oyuncu için fark etmiyor bu. Sağlam Gerçekten. Olması önemli. Ne olursa Fikrin oynarım. Ve senaryo. Temizlikçi kadın oynarım. İşte ama çalışan bir kadın, çalışan bir kadın oynarım şey ama karakter tip değil de karakter olması lazım. Derinliği olması. Derinliği olma, hikayesi olması lazım. Bizim ülkemizde kadınların o kadar hikayesi var ki böyle sokakta yürürken bir kadın seçseniz, anlat deseniz şaşar kalırsınız. Zaten çıkar oradan çıkar. Film ya da bir Öyle zengin kadın hikayeleri var. Çünkü ülkemiz böyle. Yani eşitlik yok. Belli bir erkek zihniyetiyle bakış var. Toplumsal cinsiyetlere, evet. kadın erkek Hı-hı. rollerine. İşte böyle bir toplumda o kadınların hikayeleri çok zengin. Evet. Ve neler işte duyabilirsiniz. İşte onları yansıtmak lazım. Bir an önce öyle projeler bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Senaristlerimize gelir. Duyurulur. Evet. Yani karşılığı olur en azından öyle İnşallah. Şeyler yazarsınız. İnşallah. Yani, oyuncular biz her zaman hazırız. Tabii. Yani Tabii. yeter ki iyi senaryo olsun. Maalesef bu sohbet o kadar tatlıyken veda etmem gerektiği söyleniyor ya kulağıma. Ben yakalamışım. Bu daha da bir gerçek. Neler var. Ayrıca sizinle sohbet etmek de çok iyi. Rahat. Çok İnsan sevindim. Rahat olabiliyor. O zaman, ben de teşekkür ederim. Ben şimdi altın koza ekseninde konuştuğumuz için çok fazla da şey sorup tabii, tabii. oradan çıkmak istemiyorum. Keşke sizi bir kere daha böyle alabilsem. Şöyle uzun uzun. Normal o kadar şeysiniz ki İstanbul'da insanı rahatlatan yani. Bir sohbet anlayışınız var ki niye olmasın? Bircan olabilir. Hanım duydunuz mu zilin sesini? İstanbul yayınında. Teşekkür ederim. İnşallah. Çok sevinirim. İnşallah. Çok sevinirim. Size geleceğim. Sevgili Buyurun Levent Özlük dizinizde başlıyor. Evet. Onları zaten Gecenin sosyal, ucunda sosyal medyadan da göreceklerdir. Kitap hala eskimedi. Levent Özlük'in kitabı. Adana'yı anlattığı için Neydi tekrar hayatın? Hatırlatmak istiyoruz. Hayatım Adana benim. Sana da istiyorum. Hemen buyurun. Ah çok iyi olur. İmzalayacaksın. Tabii ki. Şimdi Aynen. sana vereyim. Tabii. Sonra yazarım. Teşekkür ediyorum katıldığın için sana da. Ben teşekkür Söylemek ederim. Söylemek istediğin bir şey var mı Telebir seyircilerine? Telebir zaten maalesef'i de demeyeyim de yani maalesef Türkiye'de sağlam duruşu olan zaten 2-3 tane kanal var. Dördüncüsü yok yani. Bir tanesi de Telebir. Onun için Telebir'i izlemeye devam edin. Çünkü gerçek hayatın içinden durumlar gösteriliyor, yaşanıyor. Ana akım medyanın dışında yani. Maniplesiz. Biz de bu konuda özgür olduğumuz Değil için mi? Çok Tabii rahatız. Çok ceza yiyorlar.
Fena. Siz ne demek istersiniz? Ya, yani ceza yeseler de bu yola devam edecekler. Biz de cezaları, tokatları yedik devam ediyoruz. Devam ediyoruz, yiyecekler. Ceza yedikçe daha daha kuvvetli devam edecekler. Biz de ne kadar destek verebilirsek hazırız, veriyoruz zaten. Tabii. Siz de televizyon izleyicisiniz sanıyorum. İzliyorum. Ne güzel. O zaman seyirciyle size en son baş başa bırakayım. Siz söyleyin. Çünkü onlar sizi çok özlüyorlar. Siz bunun farkında değilsiniz. Ben gözlerinizde çok görüyorum. Çok güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah bir gün buluşacağız. Şöyle ya da böyle bir yerde, dizide, filmde buluşacağız. Ve hep birlikte hayatı güzelleştirmek için mücadele edeceğiz. Buna inanıyorum ve kazanacağız bu mücadeleyi. İyi çok günler. Teşekkür ederim. Yani tadından yenmeyecek bir sohbet oldu benim için. Çok çok teşekkür ediyorum konuklarıma. Umarım size bu samimiyeti, bu sıcaklığı verebilmişizdir. Adana'dan keyifle, mutlulukla seslendik size. Güzel insanların güzel insanlarla karşılaşmasını dileyerek bitirmek istiyorum. Ve bu nasıl oldu diyebileceğimiz mucizelerde güzel insanların kapısını çalsın tez zamanda. Hoşçakalın.